gerçekten haberin altında sizin hiç vicdanınız yok mu diye soruldu. Gerçekten ya ne oldu vicdana? Ya her birimiz sorgulayalım. Ne oldu bizim vicdanımıza? Bu örnekten yola çıkacağız. Bir ev, eminim izlediniz. Eminim sosyal medya üzerinden konuştunuz, ettiniz de. Madem buraya girdik, buraya girdik. Gelin diyelim ki ne oldu bizim vicdanımıza? İnsanımızın o vicdanlı hali ne oldu? Kim aldı götürdü kaftanın ardına bıraktı o vicdanı? Ya 25 metrekarelik bir ne olduğunu tarif edemeyeceğimiz barınma alanı bile değil ama hadi deyin ki barınma alanı 25 metrekare. 3500 lira kira. Ver Emrah, görüntüleri zaten dostlarımız biliyordur da o görüntüler üzerinden bir konuşalım da yok artık kardeşim diyiverelim. Vicdan nerede diye soralım. Nereye gitti bu vicdan diye. Ver Emrah, ver görüntüleri, ver de üzerine anlatalım nereden nereye geldiğimizi. Bakın güya burası bir ev. Ah buyurun, burası bir ev güya. Kapı, bacağı, yıkık, dökük, sıva, affedersiniz burası tuvalet, insan burada sağlıkla bir şey yapabilir mi acaba? Burası güya banyo, mutfak, burası güya işte bir insanın yaşayacağını düşündürecek bir konut. Ya ev sahibi diyor ki vallahi ben buraya çok masraf yaptım. Üstelik sadece bir boya badana yapın. Aha da girsinler içeriye. Bir temizliğini yapsınlar, kaba temizliğini. Ondan sonra rahatlıkla girebilirler. Üstelik burası 3500 lira bir kişiye fazla gelebilir de 2-3 kişi rahat yaşar. Ya 2-3 kişi orada nasıl yaşasın? Oraya affedersiniz hep söylüyoruz iti bağlasan durmaz. Orada o insan nasıl yaşasın? Oraya 3500 lira isterken insanın vicdanı hiç sızlamaz mı? Ha, boya badana yapılıyor burada şu an. Tadilat yapıyoruz. Ben bu tadilata 15 bin lira harcadım. Bir kaba temizliğini yaptığınızda her şey gayet normal olur. Bakın tuvaleti var, tuvalet değil. Mutfak var, mutfak değil. Oda var, oda değil. Ama parası, parası 3500 lira ya. 3500 lira. Gerçekten durup düşünüyorsunuz. Bir dinleyelim ya. Var herhalde sesi. Emrah bir aç bakayım sesi. Şey geçecek elektriğini. Hepsi. Bunlar çalışıyor mu? Ya işte bekar odası olarak. Bekar odası olarak. Ha, bir kişi, iki, üç kişi neyse duruma göre. O şekilde gidiyor. En son işte bir tamire sokalım dedik. Tamire soktuk. Bayağı da bir masrafa girdik. Tamir gerekiyordu. Bu olay bu yani. Güzel boyasını, badanasını yaptırdık. Burayı 25 vardır ha, 25 var ha. Bir oda var, bir de bir mutfağı tuvalet var, tuvaleti var, banyosu işte. O şekilde. Ya bura bekar olduğu için ben şimdi dürüst olmak lazım. En az 3-4 kişi, bir kişiye bu ağır gelir. Yani olayın özü. 3,5 diyoruz da temiz olursa yani 2500'de veririz. Hani şimdi öyle diyoruz, geçen mesela Adanalıyım dedi, adam geldi buraya. Karısı itiraf etti, iki ay kalıp çıkacağız. Ne elektrik güzel. Dürüst olmak gerekirse tek kişiye ağır gelir bura. 3 kişi yaşasın, yaşayabilir. 25 falan var burası. 25 metrekare. Yani geçen geldiler 2-3 ay kalacağız dediler. Olmadı. Uzun soluklu da kalınması lazım. 3500 diyoruz da 2500 de olabilir derken vallahi yani ne duruma gelmişiz aslına bakarsanız da. Geldik. Geldik gidiyoruz. Öte tarafta bize ne soracaklar acaba?